Number One Çivi ekranlarında Avia'nın Gençlik Platformu Patlıcan kaldığı yerden devam ediyor. Son derece özel bir video klip olmuş. Tebrik ediyorum seni. Ben seni çok beğendim. Teşekkür ederim. Ve şöyle bir fark var. Albümde senin saçların koyu. Evet. Video klipte sarı. Ay, özüme döndüm yine Duygu çünkü. Aslında hani o koyu renk saç da yakıştı bana. Çok insan da beğendi ama ben yıllardır hep sarışın olarak bilindiğim için bilmiyorum kendimi sarı saçta daha huzurlu, mutlu hissediyorum. Benim rengim sarı dedim ve sarıya döndüm tekrar. Ben çok beğenmiştim halbuki ya. Sen geldiğin zaman demiştim ne kadar güzel olmuş. Hatta albüm kapağındaki fotoğraflara mutlaka bakın çok değişik olmuş ya. Evet. Sanki benim bir moda dergisine poz vermişsin gibi. Aynı zamanda ilerleyen dakikalarda senin bu çok özel fotoğraflarını Number One TV ekranlarından göstereceğiz. Bu da sürpriz olsun buradan. Aynen. Şimdi biraz video klibe değinelim. Değinelim. Video kliple ilgili özel bir şey var. Video klipte ben söylüyorum buradan. Evet. İstersen de sen söyle. Bir bacaklar gözüküyor. Bacaklar yani. Var. O bacaklar Ebru'nun bacakları değil. Evet. Kız kardeşinin bacakları. Evet. Bunu buradan söyleyeyim çünkü kız kardeşi program öncesinde Ebru'ya dedi ki bugün de saçların hiç güzel olmamış. Ebru'nun moralini bozdu. Ben de dedim ki bunun üzerine ben de senin hilenin buradan söyleyeceğim. Biraz bu arada o da şey sinir oluyor. Şimdi sütun gibi bacaklar olunca insanlar bana diyorlar ki maket zannettik biz onu. Maket bacaklar işte tutuyorum böyle bacakları falan. Kardeşim orada kılıktan kılığa girdi, şekilden şekle girdi. İşte kum torbaları bilmem neler iki kişi destekliyor iki taraftan falan. O şekilde o bacakları ancak kavuya dikebildik ve bayağı emek sarf etti. Ama bacaklar sahte değil, maket bacak da değil. Kardeşimin bacakları, ondan emin olabiliriz. Öz be öz kardeşimin bacakları. Zaten o kadar güzel kardeşim. Ben zaten bir gördüm dedim yani. Ailede var bir şey yani. Var. Altyapı bayağı bir yani. Kaç günde çektiniz peki video klibi? Video klibi neredeyse iki gün yani... İki günü ne yakın sürdü ama Mustafa Uslu çekti çok başarılı biliyorsun. Evet, ya ben Mustafa'ya inanamıyorum artık gerçekten yani son derece başarılı çalışmalar çok yapıyor. Çok başarılı ve beni şekilden şekle soktular. İnanılmaz mucizevi bir hız da aslında. Makyözüm Mr. Müjdat da öyle çok özverili çalıştı. Yani klipte de görüldüğü gibi işte palyaço bile oldum yani kıpkırmızı suratlar. Evet, hatta enteresan. En son sahnede bütün vücudum beyaza boyandı. O çok zor bir sahneydi çünkü hemen o boya akıyor işte bir yerleri açılıyor falan. Ondan sonra ama en son dedim ki klip bitti. Tabii ben hortlak gibiyim bembeyaz her yerim. Ben dedim şimdi böyle çıksam, eve gitsem, yolda beni bir polis çevirse acaba ne olur? Polis enteresan yani. Bembeyaz, hortlak gibi. Ama çok güzel bir klip olmuş. Gerçekten ben çok beğendim. Zaten senin de bence ilk özel kliplerinden bir tanesi öyle diye düşünüyorum. Evet, çok büyük bir emek var bu aslında bu işin içerisinde. Şimdi biraz daha albüme değineceğiz. Albümde sormak istediğim özel sorular var. Tabii. Onların dışında resimlere değineceğiz. Resimler de çok güzel. Sizler zaten Number One TV ekranlarınızda söylediğim gibi görebileceksiniz. Fakat bunların öncesinde yine güzel bir videoyla devam edelim. Nelly'yi birlikte bir seyredelim. Daha sonrasında biz yeniden buradayız.